Çarşısı turistik ismiyle İcilçin Bazar. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri. Yeni cami yapıldığı sırada camiye gelir olsun diye 1597 yılında Safiye Sultan tarafından başlatılmış. Ancak uzun bir süre inşaatı ara verilmiş. İnşaatı bitirmekse 67 yıl sonra 4. Mehmet'in annesi Hatice Turan Sultan'a nasip olmuş. İnşaat edildiği dönemde Mısır çarşısı aktarlara, pamukçulara ve yorgancılara tahsis edilmiş. O yıllarda çarşı Mısır'dan gelen baharatların satıldığı ve dünyaya dağıtıldığı bir merkezmiş. L şeklindeki çarşının 6 girişi bulunuyor. Mısır çarşısında en çok ne bulabiliriz? Her şey var Allah'a. Mısır çarşısı için kapalı çarşının küçük bir versiyonu diyebiliriz. Burada da kuyumcudan baharatçıya ve tekstil ürünlerine dair her şeyi bulabilirsiniz. Çarşı daha çok turistler tarafından tercih ediliyor. Buyurun. Bu dükkanda hediyelik eşyalar var. Aynalar, anahtarlıklar, cüzdanlar, tabakalar. Şöyle İstanbul manzaralı not defterleri. Kış geldi. Hangi çay öneriyorsun? Relax çay abla. Relax çay. Hangisi relax çay? Bu abla. Bu rahatlama çayı. Aşk çayı da var abla. Bu relax çay. Neye iyi geliyor? Uyku için abla. İstanbul çayı da yapmışlar. İstanbul çayının içerisinde yeşil çay, beyaz çay ve portakal kabukları var. Bu kırmızı çiçeklerden oluşan çay da aşk çayı. Porselen seviyorsanız bu vitrini ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Sabunlar doğal sabun mu? Evet doğal. Sabunlar var burada. Her biri bir derde deva. Mesela şurada nar sabunu var. Nar sabunu neye iyi geliyor? Nar sabunu yorgun cildi en iyi şekilde temizleyerek canlandırma ve sıkılaştırıcı etkisi var.
diliniz sıkılaşsın istiyorsanız nar sabunu alıyorsunuz. Peki eşek sütü sabunu görüyorum. O neye iyi geliyor? O da cilt ve yüz lekeleri için. Keçi sütü? O da aynı şekilde cilt ve yüz lekeleri için. Saçı kullanılanlar hangisi mesela? Argan, saç dökülmesi için. Saçlarınız dökülüyorsa argan sabunu ve kil sabunu mu? Kil sabunu ölü deriler için. Ölü derilere canlılık veriyor. Ölü derilere canlılık versin diye de kil sabunu kullanıyoruz. Kuru ciltler için mesela hangisini? Kayısı sabunu öneririm. Kayısı sabunu iyidir kuru ciltler için. Yağlı ciltler için de limon sabunu. Kuru ciltler için kayısı, yağlı ciltler için limon. Evet. Saça ne önermiştiniz? Argan. Argan sabunu. Turistler en çok ne alıyor? Lokum. 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 Hangisini tercih ediyorlar? Genelde bademli ve fıstıklı. En çok hangi turistler geliyor? Genelde Araplar. Ne satıyorsunuz? Plaj ürünleri. Havlu grupları, mayoüstü tunikler. Türkiye'de mi üretiliyor? Evet. Nasıl işler peki? İşlerimiz güzel ama bu aylarda biraz düşüşte. Türkler mi müşteriler daha çok, turistler mi? Turist. Yani müşterimiz kalmadı gibi bir şey. This is the same. This one all same size. And you have a small one that goes with it, the same model in small? Same model, small model, little bit different. Small. Hoş bulduk. Merhabalar. Delikleri sen mi satıyorsun? Evet abi. En çok ne alıyorlar? Hep sana abi. En çok bu yere geldim. Ben satıyorum. Turistler mi alıyor, Türkler mi? Turistler alıyor abi. Yani fazla almıyor yani. Kaç lira? 80 lira belki. İstanbul'a turist olarak gelseydim sanıyorum bütün paramı burada bitirirdim. Çarşının hasırcılar kapısına doğru yaklaşınca Mehmet Efendi'nin kokusu gelmeye başladı.
Atadan abi selamun aleyküm. Kaç oldu mu? Tamam. Bu yeni mi abi? Tamam, sağ olun. Ben de Almanya'dan geldim. 65 senedir bu satış. Çarşımız güzel, tamir oldu, güzel oldu, her şey güzel oldu. Hep bunları mı satıyordunuz, değişti mi yıllar içerisinde? Yok, aynı mi? Aynı. Hep aynı. Fremler değişiyor, başka marka geliyor, başka firma geliyor. İşte sabunlarımız çok güzel. Ev yapımı sabunlarımız güzel. Şanlıurfa'dan gelen sabunlarımız var, Butta'nın benim istediğimiz var. Madem acaba şimdi sizleri yüzlerce kez geldiğiniz Mısır Çarşısı'nda çoğumuzun bilmediği bir yere götürüyorum. Şu anda neredeyiz? Burası tarihi Pandeli Lokantası. 1901 yılından beri açık olan bir yer. Hemen hemen herkesin yani günde binlerce insanın geçtiği bir noktadayız. Mısır Çarşısı'nın tam girişinde. Fakat birçok insan halen burada bir mekan olduğunu haberdar olmadığını görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Tarihi bir mekan. Mısır Çarşısı'nın tam girişindeyiz. Herkesi bekleriz efendim. Ne tür yemekler var? Türk ve Osmanlı mutfağı. Dönerli patlıcan böreğimiz çok meşhurdur eskiden. Geleneksel, hünkar beğendiğimiz var çok güzel. Kuzu tandır, hatta levrek var, deniz levreğine. Yemeklerimiz eski reçeteyle devam ediyor. Pandeli ustamızın yaptığı yemeklerle halen aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burası ise Mısır Çarşısı'ndaki Ezan Köşkü. Mis kokan baharatları, birbirinden lezzetli tatlıları, çeşit çeşit hediyelik eşyalarıyla turistlerin gözde mekanı olan Mısır Çarşısı'nı pazar günde ziyaret edebilirsiniz.